seni gören kalp tak tak atıyor, kafada şimşek çak çak çakıyor. Alişan'la Buse Varol çifti geçen salı Güneşli'de bir mobilya mağazasının tanıtımına katıldı. Ünlü şarkıcı eşini sürekli evde mobilyaları değiştirmesinden yakındı. Merhabalar. Merhaba. Evet, Mesut Bey bir davet etti. Böyle yeni koleksiyonlarını göstermek için. Buse'nin de en sevdiği şey. En sevdiğim şey gerçekten. Yaklaşık bayağı büyük ve çok güzel bir. Ve mobilyaları. Atma, 6 ayda bir değil yani. Bayağı değişiyor. Yani değiştirmeyi seviyorum ama 6 ayda bir değiştirmiyorum yani. Bir yerler mutlaka değişiyor ama çok evet. Güzel. Buse Varol'sa Alişan'ın yaptığı değişimleri hiç fark etmediğini söyledi. En son saçınızı sormuştum. Geçen evet. Günlerde alıştık dedi. Yani böyle bir tavır var. Mesela ben bir gün şey yaptım, saçlarımı böyle aralarına sarı yaptırmıştım. Eve gittim, nasıl olmuş saçlarım dedim. Böyleydi zaten saçlarınız. Çok dikkatli. Öteki değişime yetişememişim. Mesela evde bir şey değiştirdi. Ne değişik şu an diyorum mesela. Atıyorum bir tablo aldım. Bakıyor aynı. Yani bir değişiklik yok yani, o kadar böyle çok şey değil. Peki öyle. Peki özel günlerde nasıldı? Yok, özel günlerde hakkını yemeyeyim yani. Çok incedir kendisi. Vallahi şaka yapmıyorum. Muhabirler Buse Varol'a bir gün önce Etiler'de bir AVM'de oğlu Burak'ı gördüklerini söyledi. Hiç durmuyor değil mi? Hiç, sıfır. Dün babasıylaydı, kuzenleriyle. Evet, durmuyor. Zor, yani, zor oluyor mu evde? Vallahi zor. Yani hiç durmuyor çünkü, hep tırmanıyor bir yerlere, koşturuyor. Zaten hiç yürümüyor. Burak hiç yürümedi. Buse Varol, Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü oynadığı Son Nefesime Kadar dizisinin kadrosuna dahil olmaya hazırlanıyordu. Ancak projenin düşük reytingleri nedeniyle 5. bölümde final yapmasının Varol'u şaşırttığı ortaya çıkmıştı. Ünlü çift dizinin ismini vermeden durumu tiye aldı. Buse Hanım, sizin bir dizi projesi vardı galiba, hazırlanıyordunuz. O bir başka şeyler girince araya bir kaynadı. Dizi. Alişan Bey'in yorumlarıyla da tip yapmıştı hani. Evet. Diziye girecek de olacaktı bir dizi de. Diziye girerken... Dizi final yaptı. Girerken. Hangi dizi, çok merak ettim. Evet. Olmadı ya dizi. Olmadı. Hayırlısı böyleymiş. Seneye derken. Yani şey, yazın bir sürü dizi çekilecek. Yaz sonu bir sürü dizi var. Olmadı, ben artık bir dizi çekeceğim, sonra ne yapayım? Yapımcılığa giriyor sizin için. Benim için. Ama o zaman da çıkacak işte, eşi için yaptı bu işleri. Yok, bak aman 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 aman. Aman aman. Yok yok, hayatta öyle bir şeye girmiyor. Yok, ben de istemem zaten öyle bir şey. Evliliklerindeki krizleri atlatan ikiliden Alişan, bu durumu reklam olarak kullandıkları iddiasına sitem etti. Sizi iyi gördük. Az önce el ele gördük. Herhalde sorunlar aşıldı. Dün Alişan Bey çok konuşmak istemedi. Bizden umutlanıyor. Biz de konuşmuyoruz. Önemli olan. Fermuar. Onun dışında çok teferruat, çok aile içi şeylere giriyor. O yüzden hiç konuşmamak en iyisi. Ama şey kötü, hani bugün birkaç yerde gördüm. İşte yok işlerine yaradı, yok şöyle yaptılar, yok böyle yaptılar. Çok umudum, şu an senden duyuyorum. Gördüm gördüm, bazı yerlerde gördüm. Yani ne açıkçası bir şey söyleyeceğim. Bunu yapanlar olduğu için herkese aynı kefeye koyuyor gibi bir durum oluyor ama bizi böyle bir yakıştırmaya, daha doğrusu bizi böyle olaylara yakıştırmaları sadece üzüyor yani. Çok paraya ihtiyacımız vardı gibi kavga ettik, kavga haberi çıkardık. Ondan sonra işler geldi, barıştık falan. İki tane küçücük çocuğumuz var yani, böyle bir şeyi hani aklı başında olan insan yapmaz yani herhalde diye düşünüyorum. O zaman da bir de yani çok her da, ailede yaşanabilecek şeyleri yaşadık. Şu an önemli olan bizim bir arada olmamız, o kadar. Bir de insanların ne düşündüğü de gerçekten benim hani zerre kadar umurumda da değil yani. Bu bizim hayatımız ve isteğini istediğini tabii ki de düşünmekte özgür. Sonuçta herkes her şeyi iyi düşünemeyebiliyor. İkincide bir ilişki var, ikinci bahar olayı oldu ama sanki yani görüntüler o yönde. Yok ya, biz hep bahar zaten. Vay. Şarkı çıkar. Buradan şarkı çıkar bence, gelir. Bak bunu beğendim. Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra çok sarsıldığına vurgu yaparken Buse Varol'sa evlerini hiç ayırmadıklarının altını çizdi. Yani kardeşimi kaybettim ve çok normal olmayan şeyler yaşadım. Bundan sonrası için de belki eskisi gibi hiçbir zaman olmayabilirim bazı şeylerde. Ama sonuçta bir aile var ortada. Sevdiğim insanla evlendim ben. Zaman zaman ufak tefek şeyler yaşayabiliriz veya büyük şeyler de yaşayabiliriz. Ama önemli olan onların çözümlenmesi ve tekrar bir arada olmamız. Zaten hep bir aradaydık da. Haberler öyle yansımamış. Evlerimizi ayırdılar diye haberler var. Hiç vallahi yani, çok şükür evimizi hiç ayırmadık. Bir de ben şunu merak ediyorum. Yani bu normal insanların hep yaşadığı bir şeydir ya yani. Şimdi senin annenle baban hiç kavga etmedi mi? Benimki çok. Etmedi mi? Yani ya da işte Ayşe'nin, Fatma'nın etmedi mi? Etti yani. Bu hani kavga, tartışma,
hani her ailede olan bir şeyken bizlerden biri yaşadığında bir kaosa dönüşüp her kafadan bir ses çıktığında aslında büyüyor. Hani biz gerçekten evde haberleri izlerken dalga bile geçtiğimiz o, aa evleri ayırmışız, senin başka evin mi var falan diye böyle hani geyikler yaptık. Çünkü gerçekten bu hani büyütüldüğü için aslında insanlar tarafından konuşulduğu için biraz da. Tabii ki ünlü insanlarız, tabii ki hayatımız. Aynen, birazcık daha zor oluyor bizim açımızdan. Aynen, yani herkes tarafından takip ediliyor. Tabii ki bu işi yapan insanlar var, bu işle para kazanan insanlar var. Tabii ki mutlu aile olunca iş yapmıyor. Mutsuz bir aile, ayrılık haberleri, şunlar bunlar olması lazım. Yani öyle bir gerçek vardı. Bu kadar samimi yani biz bize konuşurken bari şunu da sorayım. Hani bu doğum günü olayı konuşuluyordu ya, doğum günündeki kriz. Başka onlara girmeyelim. Onlar çok önemli değil. Yani dediğim gibi hani bir şeyler vardı, onlar atlatıldı. Konuyla ilgili son bir kez sormak istiyorum. O zaman aileden herhangi biriyle probleminiz var mı? Bu da çok haber oluyor. Yok anneyle problem. Bunlar ailevi olaylarımız, anladım. Çok içine girmek. Aynen. Buse Varol eşinin en sevdiği şarkısını açıkladı. Özel bir şarkınız var mı aramızda? Size seslendirdiği sizin bizim için. Bizim mi? Evet. Yok ya, hiç öyle bir şarkımız olmadı. En çok sevdiğiniz Alişan bu hafta Kıbrıs'tayım, okurum onu bir şarkı. En çok sevdiğim Alişan şarkısı şey... Neydi o şarkının adı? Aç kapıyı ben geldim. Aç kapıyı ben geldim. Geçmişte ne varsa silip geçmeye. O şey öyle süreci... Şimdi her sabah programda şarkı söylüyorum ya, seçemiyorum. Benim bütün şarkılarım ayrılık, mesaj. Anladın mı? Bir tane mutlu şarkım yok. Yani hepsi ayrılık şarkısı. İkimize birden yükleniyorlar. Aç kapıyı ben geldim. Aklın varsa evlenme falan gibi şarkıları. Aklın varsa evlenmeyi okuyamıyorum artık mesela. Aklın varsa evlenme gençliğini.